Herkese selam. Az önce DJI ADK-S ile ilk şehir içi mesafe testimi gerçekleştirdim. Sonrasında şu YouTube yorumlarına bakayım derken birkaç tane soru dikkatimi çekti. Mini 2 mi alalım, Air 2 mi alalım? Özellikle şu Trendyol'un son zamanlarda yapmış olduğu bu kupon, indirim kuponu yağmuruyla beraber. Biliyorsunuz 800 ila 2000 lira arasında bir indirim yapıyor şu anda. Tabii ki insanlar sezonun da gelmesiyle bayağı bir yöneldi bu dronlara. Ama kafalarda deli soru işaretleri. Mini 2 mi alalım, Air 2 mi alalım? Şimdi isterseniz gelin bu konu hakkında düşüncelerimi paylaşayım. Çünkü çok fazla geliyor. Daha önceden de geliyordu bu. Herkese tek tek cevap vermektense topluca cevabı vermiş olalım. Bizim öncelikle toplum olarak almışken en iyisini alalım mantığından bir an önce kurtulmamız lazım. Hele ki 6 ayda bir yeni cihazın çıktığı elektronik sektöründe bu acaba Mini 2 eskidi mi ya da şu cihaz eskidi mi yenisini mi alsam gibi bu tarzdaki yanlışlardan kaçınmamız gerekiyor. Çünkü zaten satıcılar sizin bu iştahınızı kullanıyorlar ve hep yenisini size sattırmaya çalışıyorlar. Bunu da çok güzel başarıyorlar. Dolayısıyla öncelikle bu mantıktan bir çıkalım. Yani mantıklı bir alışveriş değil bu. Yani her zaman fiyat ve performans anlamında bakmak lazım bu işlere. Cihaz çıkıyor işte 6 ay sonra yenisi çıkıyor. Hemen böyle kafanızda ya acaba eskidi mi? Mini 2 eskide mi kaldı? Yenisini mi alsak? İşte Air 2 S'e çıktı bak. Yok Air 2 alacağım, Air 2 S mi alayım? Yani kendinizi boş yere yoruyorsunuz. Samimiyetle soruyorum size. 2017'de çıkan DJI Spark'tan hanginiz memnun kalmadınız? Halihazırda kullanıp da bana yetmiyor diyen var mı? Yani kendini bilen bir insan için yetmiyor gibi bir durum olacağını zannetmiyorum. Adam zaten diyor ki hocam ben hafta sonları ailemle bir yere gittiğim zaman işte de pikniğe tatile gittiğim zaman hatıra amaçlı kullanıyorum. Dolayısıyla önceliğini koyuyor ortaya. Siz de bunu düşünerekten bir tercih yapmalısınız. Ya, aranızdan kaçınız bizim gibi böyle kilometrelerce mesafe testleri yapıyor veyahut da sürekli yeni şeyler çekebileceği bir şehirde yaşıyor. Atıyorum İstanbul gibi. Hani gemi kovalayanlar var, işte ne bileyim boğazı çekenler var. Akşamleyin köprülerin ışıklandırmasını çekenler var anlıyorum ama zaten çoğunuz %90'ınız aşırı yoğun çalışıyorsunuz ve bundan dolayı da uçmaya vaktiniz olmuyor. Hani vereceğiniz paralar da acıyın yani. Mesela benim elimde şu anda Spark olsa yemin ediyorum kullanırım. 12-13 dakikalık uçuş süresinin haricinde pek bir sıkıntısı yok. Taş gibi cihaz. Hele ki şu korona dönemlerinde ekonomik krizde varken kılı kırk yarmamız lazım. Sen niye alıyorsun bütün dronları dersen ben hem hobiciyim hem de tanıtım yapıyorum. Yani benim odayım farklı. Bir mal alırken kazanç sağlanır, kâr edilir. O yüzden hani bunu böyle düşün. Satarken değil de alırken en uygun fiyata almaya çalış. Dolayısıyla drone tercihi yaparken mantıklı olmalı. Şimdi buradan hepinize soruyorum. Mini 2'de olmayıp da Air 2'de olan hangi özellik sizi acaba Mini 2 mi alsam yoksa Air 2 mi alsam gibi bir soruya sevk ediyor. Yani bunu samimiyetle bir sordum. Düşünün bakalım. Hangi özellik? Engel sensörü mü? Aktif takip mi? 4K 60 FPS çekememesi mi? Kamera sensörünün daha küçük olması mı? 249 gram olmasından ötürü rüzgarda savrulur gider hissi mi? Ya da kağıt üstünde 3 dakika daha az uçuyor bunun sitesi mi? Veyahut da tüh ya dahili hafızası da yok gördün mü bak Air 2 alayım düşüncesi mi? Hangisi yani kafanı karıştıran? Evet engel sensörü yok ama acemiliğini atan birçok droncu için bu belli bir müddet sonra zaten önem arz etmeyen bir durum haline geliyor. Çünkü artık çok daha dikkatli, çok daha refleksleriniz hızlanmış ve etkili bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve çevrenize daha duyarlı oluyorsunuz. Nerede nasıl uçulması gerektiğini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla deneyimli bir hale geldikten sonra sensör mevzusu çok da kafaya takılan bir şey olmuyor. Gelelim ağırlık konusuna 249 gram olması izin konusunda Amerika'da bir avantaj sağlıyor. Türkiye'de 1 gram da olsa drone uçuşu izne tabi biliyorsunuz. Şöyle düşün diyelim ki şeytana uydun ve izinsiz uçtun yakalandın. Bir Mini 2 ile yakalanmak var, bir Air 2 ile yakalanmak var. Ben aradaki farkı sana şöyle söyleyebilirim. İki kez yakalanmış biri olarak bir Spark ile yakalandım, bir de Air 2 ile. Spark ile yakalandığımda şöyle demişlerdi. Ya bu Spark'mış ya, küçük cihaz zaten diye bir tepkisi olmuştu emniyet birimlerinin. İkincisinde ise Air 2 ile yakalandığımda da aa bu büyükmüş ya falan yaptılar böyle. Büyük de büyük bir drone'muş bak. Kullandığım da büyük bir drone'muş falan diye. Allah'tan ben uçuşumu gerçekleştirdikten sonra yani yere indiğimde gelmişlerdi. Herhangi bir cezai işlem olmadı ama ne olursa olsun bir küçük bir cihazla yakalanmak var. Bir büyük cihazla en azından kabahatler kanunundan ceza yersin. Gidip de 10 bin liralık ceza yemezsin yani daha küçük bir cihazla yakalanırsan bu tarz durumlarında var. Tabii ki ben burada izinsiz uçmayı tavsiye etmiyorum ama hani o da ki şeytana uyduysan aradaki farkı kendin tahmin edebilirsin. 249 gram küçük cihaz rüzgarda savrulur diye düşünüyorsun ama bugüne kadar hiç ben şikayet görmedim bununla ilgili. YouTube'da da rastlamadım. Tabii ki sorunlar oluyordur ama Mavic Mini'de yaşadığımız o devasa sorunların hiçbirini yaşamadık. Bana onlarca kez biliyorsunuz bununla ilgili mesaj gelmişti. Sizlere de söylüyordum. Mini 2 ile Air 2 arasında rüzgar direnci açısından zaten bir fark yok. Level 5 direnç sistemini kullanıyorlar ikisi de. Dolayısıyla bu konuda da eksikliği duymayacaksınız 249 gram olmasının. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum ve sonraki maddeye geçiyorum. Üstüne üstlük Mini 2'de Galileo uydu sistemi de var. Air 2'de yok bu. Yani daha fazla uydu sayısı bulabiliyoruz. Ortalama Air 2'de 17 ila 20 arası bulurken Mini 2'de ise 20 ila 24 arası bulabiliyoruz. Bu oldukça avantajlı. Yani uçuş bağlantı stabilitesi konusunda da Mini 2 daha
avantajlı gözüküyor. Mesafe konusuna geldiğimiz zaman ikisi de OKSync 2.0 bağlantı aktarım teknolojisini kullanıyorlar. Dolayısıyla FCC'de 10 km, CE'de 6 km her iki drone da bize menzil vaat ediyor. Gerçek hayata baktığımız zaman da tabii ki Air2'nin daha iyi sonuçları olduğunu biliyoruz. Zaten bunu da ben testini yapmıştım. Hemen yukarıya bir link bırakıyorum. Oradan iki cihazın da mesafe karşılaştırmalarına bakabilirsiniz. Evet, ama bu yani şunu göstermiyor. Gidin ben o zaman Air2 alayım anlamına gelmiyor. Yani bir uçuş esnasında 10 km, 5 km, 6 km uçmak zaten mantıksız. Yani bunlar yapılacak şeyler değil. Ben yapıyorum, test için yapıyorum yani. Ama günlük hayatta 2 kilometreden fazla uzağa yollamıyorum ki zaten. Sen de yollama. Yani bu sayılara takılıp da kendinizi böyle harap etmeyin. Onu alacağım, bunu alacağım bilmem ne diye cebinizi yormayın. Şimdi biliyorum aranızdan diyecekler var ki ama Mini 2 4K 60 FPS çekemiyor. Çekemesin ne olacak? Yani Türkiye'de 1080p ile izliyorsunuz zaten bütün YouTube videolarını. Ne yapıyorsun? Kurgu mu yapıyorsun? Bu işten para mı kazanıyorsun? Gelin damat düğünlere gidip şey ne bileyim çekimler mi yapıyorsun yani? 60 FPS çeksen olur, çekmesen olur. Bunun için 4250 lira fazla vermeye değer mi yani? Kamera sensörü konusuna geldiğimiz zaman evet Air2 daha iyi. Yarım inçlik bir sensör var. Mini 2'de biliyorsunuz 1/2.3 inçlik bir sensör var. Dolayısıyla sensörü büyüdükçe kalite de artıyor ama hangi çıplak göz 4K 30 FPS çekilmiş olan bir videoyu hem Mini 2'de hem Air2'de baktığı zaman arada wow ya hakikaten Air2'nin çok ciddi anlamda kayıtla ilgili ekstrası varmış. Çok iyi çekiyormuş arkadaş Mini 2'ye göre dediniz. Hangi göz bunu ayırt edebildi? Bence hiçbiri. Arada böyle kendinizi kandıracak bir fark yok yani. Asıl bence insanlar bu rakamsal değerlere takılaraktan kendini aldatıyorlar, öyle söyleyebilirim. Bu sensör anlamda bir fark şöyle olabilir. Gece çekimlerinde Air2 daha iyi çeker çünkü sensörü büyük. Bir böyle yarım inçlik bir sensör var. Tabii ki Mini 2'ye göre daha kaliteli bir sonuç alabilirsiniz. Diğer yandan gece çekimi yasak. Kesinlikle biliyorsunuz. O cezai tabi. O konuda da uyarımızı yapmış olalım. Aktif takip konusuna geldiğimiz zaman en çok kafanızı karıştıran mevzu bu. Ya Mini 2 almak istiyorum aslında ama keşke aktif takip olaydı da bak Air2'ye kalıyorum sanki. Yavaştan ona gidiyorum gibi. Ya evet bunu birçok kişi kafaya takıyor anlıyorum ama yani bilmiyorum ya 4250 lira fazla vermek için değer mi? Tabii ki bunları topladığınız zaman ya hocam işte diyorsun ki ona değer mi buna değer mi ama hepsini toplayınca 4250 liraya değer diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu sizin düşünceniz ama yani aktif takip yapsan olur yapmasan olur. Yalancı aktif takip yapıyoruz zaten. Bunları size anlattım daha önce. Veyahut da kendin kullanırsın. Bilmiyorum yani hani bu çok kafaya takılacak. O kadar yoğun kullanıyor musun ya? Hakikaten aktif takip yapacak kadar böyle gidip trekkingler, işte ne bileyim doğa sporları, bisiklet turları vesaire yapıyor musun? Bilmiyorum bunu kendine sor yapıyorsan al yani bir şey diyemem. Uçuş süresine geldik. Air2 34 dakika, Mini 2 31 dakika vaat ediyor. Tabii ki gerçek hayata baktığımız zaman Mini 2 24-25 dakikalar, Air2 de 27 dakikalar falan oluyor. 3 dakika daha az uçuyor ama bu toplamda combo paketini almış bir insan için 9-10 dakikalık ekstra bir fazladan uçuş demek Air2 adına. Değmez yani. Ne olacak 10 dakika az uç fazla para vereceğine. Bir diğer eksiklik Mini 2'deki dahili hafızanın olmaması. 8 GB Air2'de var. Mini 2'de yok. Ya olmasın ne olacak? Yanında bir zahmet. Unutma yani SD kart taşı. Ne yapacaksın? 4000 lira fazla mı vereceksin? Bu fiyatlar da yani şu anda en ucuz fiyatlardan bahsediyorum. Trendyol'un kampanyaların dahilinde. Yani 2000 lira indirim, 800 lira indirim olmuş fiyatlardan bahsediyorum. Ben bu tüm indirimleri içerisine koyduğumda Air2 4250 lira daha pahalı combo paketler arasında karşılaştırma yaptığımız zaman. Yani dostum şöyle söyleyebilirim, samimiyetle bana inan ki ben olsam hayatta gidip de 4250 lira fazladan Air2 komboya vermem. Emin ol ben böyle videolar çekiyor olmasam giderim Mini 2 alırım, keyfime bakarım, 3 bataryayla istediğim kadar kullanırım. Kamera kalitesi de oldukça iyi zaten. Neden gideyim de fazladan para vereyim yani? Çılgınlık bence. Videoyu daha da fazla uzatmak istemiyorum. Artık top sende. Bu tarz soruları soranlara bundan sonra videonun linkini paylaşacağım. Sen de eğer böyle bir Facebook gruplarında falan ikilemde kalan bir insan görürsen lütfen benim videomu paylaş. Bence güzel özetlediğimi düşünüyorum bu olayı. Artık konuyu kapattık, noktayı da koyduk. Sen ne düşünüyorsun? Fikirlerin benim için önemli. Yorumlarda muhakkak bunu belirt. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler varsa aranızda lütfen yorumlara roket emojisi koysun. Yüzeysel olarak bir istatistik yapmak istiyorum. Bakalım şimdiye kadar kimler izlemiş, izlememiş. Kimler bizden, kimler değil, kimler atlayarak izliyor. İşin şakası bir yana ama buraya kadar izlediysen roket emojisi koymanı bekliyorum senden. Sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın.